Bismillahirrahmanirrahim. Maksut kitabımızda inşallah kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Ve tekulu, sen dersin fi cem'il müennes minel ecvef. Ecvef fiillerin cem'i müennes çekimlerinde sen şöyle dersin. Kulne, kilne. Şimdi kalenin mazi cem'i müennesi kulne, keyelenin de cem'i müennesi kiline olarak gelmiş, kiline. Bir önceki dersimizde de ben yani bunları bulabilmek için mantıklı olanın önce sahih gibi çekmeyi söylemiştim. Kitabımızda zaten vel aslu diyerek burada kavelne ve keyelneyi bizlere söylemiş. Kale'nin aslı kaveleydi. Kavele, kaveleye, kavelu, kavelet, kavelete, kavelne. Keyele, keyele, keyelu, keyelet, keyelete, keyelne. Bunların ilk versiyonları buydu. Kavelne, keyelne. Kulibete elifen. Elife çevrildiler. Liteharrukihime ve infitahime kablehume. Kendilerinden önceki harf fethalı olduğu için ve ikisi de harekeli olduğu için elife çevrildiler. Ney burada elife çevriliyor? V ve Y. Şimdi kavelnenin vavını elife çevirdik ve ne oldu? Kalne. Geriye kalne kaldı. Keyelneninkini de çevirdiğimiz zaman bize ne kaldı? Kelne. Burası kalne oldu. Diğeri de kelne oldu. Fümme daha sonra huzifetil elifu li sukunihe. Sonra elif hasfedildi. Sakin olduğu için ve sukunil lam, lam da sakin olduğu için. Yani iltikavus sakineyn, iki sakin harf ya burada yan yana geldi. O yüzden biz oradaki lamı hasfettik. Geriye ne kaldı? Kulne ve kelne kaldı. Evet, ne kaldı geriye? Kalne ve kelne kaldı. Şimdi bir de o var. Bunların nasıl kulne ve kilne olacak ona bakacağız şimdi. Şöyle diyelim. Kavelneydi, kalne oldu, elifi çıkardık, kalne kaldı. Kel, keyelneydi, kelne oldu, elifi çıkardık, kelne kaldı. Şu an elimizde kalne ve kelne var. 24. sayfaya bakalım. Bifethil kaf ve vel kef, kafın ve kefin fethasıyla elimizde kalne ve kelne kaldı. Fümme sonra, nukilet fethatul kafi ile damme. Daha sonra kafın fethası dammeye nakledildi ve kefin de kefede kesreye nakledildi. Şöyle diyelim, kafın fethası damme oldu, kefin fethası da kesre oldu. Peki neden? Litedulle eddammetu alel vav el mehzuf. Hasfedilen vava delalet etsin diye dammelendi kaf. Ve vel kesretu alel ya'il mahzuf, hasfedilen harfin y olduğuna delalet etmesi için de kef de kesrelendi. Burada aslında işin mantığı bu şekilde olacak. Le'ennel mütevellide mine dammetil vav, yani le'enne çünkü el mütevellid mine dammetil vav. Yani sonuçta vava delalet eden şey dammedir, kesreye delalet eden, y'ye delalet eden de kesredir diyor. Burada kitabımızın yazarım. Ve minel fethati elif. Yani elife delalet eden şey fetha, y'ye delalet eden şey kesre, vava delalet eden şey de dammedir. Şimdi yeni bir kural daha bize öğretecek. Vel ya'u izâ inkesara mâ kablehe, eğer y harfi gelirse bir yerlerde. Bu da yeni bir kural Ayşe hocam, bugün göreceğimiz. Şu ana kadar aslında gördüklerimiz bildiğimiz şeylerdi. Yeni bir kural da şöyle. Vel ya'u izâ inkesere mâ kablehe turiket alâ hâliye sâkineten kânete müteharriketen. Y harfi eğer kendisinden önceki kesreli ise olduğu hal üzere bırakılır. Yani y sakin de olsa, y harekeli de olsa fark etmez. (Gülüyor)
Vel yahu izâ inkesara mâ kablehe turiket alâ hâliye sâkineten kânet ev müteharriketen izâ kânetil hareketu fethaten. Şayet hareke fethalı olursa nehu örnek haşiye haşitu gibi. Haşiye haşitu örneğin şimdi haşiye bunun fiili mazi versiyonu. Haşitu da yine fiili mazi ama faillik tersi bitişmiş versiyonum. Burayı bir daha okuyalım. Şimdi y kendisinden önceki kesreli olursa y kendisinden önceki kesreli olursa y olduğu hal üzere bırakılacak. Ama ne zaman? İza kânetil hareketu fethaten. Harekesi fethalı olduğu zaman. Burada belki başka bir şey de söylüyor olabilir 5. başlıkta. Çünkü diyor fetha y'ye ağır gelmez. Fela tahir. Bir değişikliğe meydana getirmez. Şimdi hocam burada muhtemelen o zaman şöyle bir şeyden biz bahsedebiliriz. Biz burayı genel olarak şöyle diyelim Ayşe hocam. Şöyle bir not alalım. Y harfi sakin olduğunda ya da Y harfi fethayla harekeli olduğunda aynen böyle bunu yazalım. Y sakin olursa ya da Y fethalı olursa kendisinden önceki harf de esreli olursa Y'nin fethalığı ya da sakinliği değiştirilmez. Y olduğu şekliyle kalır. Bir daha diyelim. Y harfi sakin ya da Y harfi fethalı olursa kendisinden önceki harf esreli olursa Y olduğu gibi kalacak. Kuralımız bu. Şimdi yeni bir kural. Yeni bir kural. Vel yâhu sâkinetu izâ indamme mâ kablehe kulibet vâvel. Bu da yeni bir kural. Eğer Y sakin olur da şimdi Y sakin olacak. Y sakin olacak. Kendinden önceki damme olacak. O zaman ne olacak Y'ye? Kulibet vâvel. Y vava dönüşür. Y vava dönüşecek. Kuralı tekrar edelim. Örneğine bakalım ondan sonra. Y sakin olup da kendisinden önceki dammeli olursa Y vava dönüşür kuralımız gereği. Örneğimize bakalım. Eysera yusiru. Asluhu yuisiru. Şimdi ekreme babından gelen bir fiil bu. Ekreme yukrimu eysera yuisiru gibi. Önce normal halini çekelim. Normal halini çekelim. Eysera yuisiru. Evet, yuisiru. Yuisiru. Şimdi kuralımız neydi bizim? Y sakin olup da önceki harf ötreli olursa Y'yi vava dönüştürecektik. Yuisiru olacak bize yuisiru. Bakın hocam ne kadar kolay değil mi? Kuralı bildikten sonra ne kadar kolay. Eysera yuisiru olmuş. Aslında yuisiruydu. Ve tekulü fî meçhûlil ecvef kîle. Şimdi başka bir şeyden bahsedeceğiz. Ayşe hocam bu bir satırlık kural bitti. Kuralımız bir satırcıktı bitti. Y sakin makabli de dammeli olursa Y vava dönüşür. Bugünkü kurallarımızdan birisi. Şimdi başka bir şeyden bahsedeceğiz. Ve tekulü fî meçhûlil ecvef. Ecvef fiilin meçhulünden bahsedeceğiz. Sen ecvefin meçhulünde şöyle dersin. Kîle dersin. Kîle. Kîle. Aslında bu neydi? Vel aslu kuvile. Şimdi nasara nusira oluyor ya. Meçhulde nasara nusira oluyor. Kavele de ne olacak? Kuvile olacak. Kuvile. Kuvile oldu. Fe ustefkilet dammetul kaf kable kesretil vav. Diyor ki kitabımız, kafın ötreli olması, yani kesreden önce, kable kesril vav, yani kesreli bir vavdan önce dammeli bir kafın gelmesi ustuz kilet, yani ağır kaldı. Ağır oldu. Ağır oldu. O yüzden biz ne yaptık? Fe uskinetil kaf, burada ne yapıldı? Kaf cezimlendirildi, sakinleştirildi. Ve nukileti kesretul vav, vavın kesresi de ileyhe, yani kafa aktarıldı. Fesaretil kafu meksuran,
Kaf kesreli oldu. Vel vavu sakinen. Vav da sakin kaldı. Thumme kulübetil vavu yeen. Sonra vav ye'ye çevrildi. Liennel vavu sakinete iza inkesara ma kablehe kulübet ye. Çünkü vav sakin. Öncesi esreli olursa vav ye'ye dönüşür. Kuralı gereği bu dediğimiz meydana geldi. Burada aslında bize iç içe birkaç tane kural söyledi. Şimdi onları tekrar edelim. Anlamaya çalışalım. Şimdi kavele bunun malumuydu. Kavele malum versiyonuydu. Kuvile bunun meçhul versiyonu. Kuvile bunun meçhul versiyonu. Kuvile. Yani ecvep fiilin mazisinin meçhulü. Kuvile. Şimdi kitabımız bize dedi ki kesreli bir vavdan önce ötreli bir damme kelama ağır geldi. O yüzden kafın harekesini sildik. Kaf cezimli kaldı şimdi. Ve bakıyoruz yine kuralımız gereği Arapçada illet harfi harekeli öncesinde sakin harf varsa sahih harf harekesi ona verilir. O yüzden buradaki vav'ın esresi de kafa verildi. Bu sefer ne oldu? Kıyla oldu. Kaf kesrelendi. Vav sakin. Yine kuralımız gereği vav sakin olup öncesi esreli olursa vav ye'ye dönüşür kuralı gereği. Buranın son hali kıyla oldu. Tam da bizim şeyimize döndük. Kıyla kuvile aslıydı. Son hali kıyla oldu. Kurallar gereği bütün kuralları oluşturduk ve kıyla'yı elde ettik. Şimdi başka bir şeyden daha bahsedecek. Vel vavul müteharrikatu harekeli bir vav İza vekaat fi ahiril kelime kelimenin sonunda gelirse harekeli bir vav bir kelime düşünelim. Yani nakıs fiil tabii ki burada kastettiğimiz nakıs bir fiil düşünelim. Vav ile bitmiş ve vav harekeli kelimenin sonunda ve inkesara ma kablehuma ve ondan önceki harf de esreli olursa o zaman kulübet ye'en vav ye'ye dönüşür. Vav ye'ye dönüşür. Bu da ayrı bir kural. Bunu nasıl yazacağız peki? Bir, vav harekeli olacak. Kelime sonunda gelecek. İki, vavdan önceki harf esreli olacak. O zaman ne yapacağız? Vav ye'ye dönüşür. Üçüncü kuralımız bu. Ne gibi mesela? Gabiye gibi. Gabiye. 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 Aslı neydi bunun? Gabiveydi. Minel gabave. Yani mesela gabi ve aptallaştı demek. Gabavet aptallık. Yani aptallıktan türeyen gabi ve fiili. Aptallaştı. Şimdi bu normalde gabi veydi. Gabi ve. Aptallaştı. Şimdi bakıyoruz. Vav var kelime sonunda. Ma kabli de esreli. O zaman vav'ı ne yapacağız? Ye'ye çevireceğiz. Ve ne olacak? Ne olacak? Gabiye olacak. Son halimiz gabiye. Vel gabavetu, yani aptallık, aksul idrak, yani anlamanın tersidir gabave. Ve keza aynı şekilde, du'ye, meçhulu de'a, de'anın meçhulu du'ye de bu şekildedir. De'anın meçhulu du'ye de bu şekildedir. Onun da aslı du'iveydi. Du'i, normalde de'a, de'ave. Ama meçhulü du'i ve olacak. Du'i ve. Du'i ve. Bakıyoruz yine vav kelime sonunda. Fiil sonunda. Ma kabli de esreli. O yüzden du'i ve'nin vası ye'ye dönüşecek. Ve du'iye olacak. Burası. Du'iye olacak. Hocam burada kalalım. Zihnimizi daha fazla parçalamayalım. Şimdi yeni bir şeyden bahsedecek çünkü. Ve tekulu fi cemil müzekker minel meçhulin nakıs. Nakıs meçhulünün cemi müzekker sigasında sen şöyle dersin diyecek ve guzu guziyudan guzuya bizi ulaştıracak. Guziyudan guzuya bizi ulaştıracak. Onu da inşallah diğer dersimizde Allah'ın izniyle mütalaa edelim.